Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize yürekten selamlar, sevgiler. Yine cumartesi günü yayınımız dolu dolu sizler için hazırlamış olduğum müstakil köy evleri var. Ondan önce söyleyeceğim, yeni gelen, ailemize yeni katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Eskilere selamlar, sevgiler gönderiyorum. Abone olmayı, yayınımızı paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın, emeğe saygı diyorum. Yayının içinde yine çeşitli bilgiler veriyorum. Onun için atlamadan geçerseniz o bilgileri de yakalamış olursunuz. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hem cumartesi günü hem de pazar günü sevdiklerinizle beraber izleyeceğiniz yayınıma başlıyorum. Evet canlar, ilk yayınımızdan başlıyoruz. İlk bulduğum ilan sizlere Aydın Nazilli Beğerli Mahallesi'nde. 190 bin liraya satılıyor. 158 metrekare arsa içinde müstakil tapulu bahçeli köy evi demişler. Biliyorsunuz yani düşük bütçeli canlarımız var, düşük bütçeli dostlarımız var. Onlar için de bakıyoruz. Ama tabii bu yerler şimdi fiyatına göre de çok öyle şehir merkezine yakın olmuyor çoğu, biliyorsunuz. Her programda bunları söylüyorum. Biraz uzak oluyorlar merkeze. Parasına göre köfte diyorlar ya, yani onun gibi bir şey düşünün. Şöyle fotoğraflarını bir büyütelim. Müstakil ev şöyle şu vaziyette, üzerindeki 158 metrekare, 190 bin lira demişler. Yani 190 bin liraya üzerinde her ne kadar bu kadar eski yapıma muhtaç bir ev de olsa düşük rakamlar, alınamayacak rakamlar. Ha Murat, dersin ki bu evde masraf var mı? Bir o kadar da masraf var. Bu tür yerlerdeki masrafları da, şunu da size söyleyeceğim canlar. Şimdi bu tür yerdeki masraflar da şehir merkezlerinde yaptığınız masraflar gibi de olmuyor. Biraz daha da zorlanabiliyorsunuz. Şimdi burası nerede mesela? İşte burası Aydın Nazilli Beğerli Mahallesi'nde. Yani köy, kırsal bir alan olduğu için buraya usta getirmek ya da malzeme getirmek büyük şehirlerdeki gibi kolay değil. Bunları da göz önünde bulundurun canlar. Ama benim kendi elimden gelir, ufak bir kamyoneti olan arkadaşı vardır, eşi vardır, dostu vardır, İşte malzemeyi getirebilir şehirden, kırsal bölge dediğimiz köy yerleşim alanına. Bunlar için tabii bir şey söyleyemem. Daha çok aslında onlar için de vermeye çalışıyorum ama hani diğer mesela bu yayınları izleyip heveslenen canlar da oluyor. Onlar için de doğruları söylememiz gerekiyor. Doğruları bilsinler. Yarın öbür gün ah ben böyle bir işe girdim, şimdi işin içinden çıkamıyorum demesin. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra açıklamalara 158 metrekare arsa içinde müstakil tapulu bahçeli köy evi, taş ev, manzaralı, havadar, ferah açık olan, meraya sıfır, elektrik direği önünde, ayrıntılı bilgi için randevu alınız demişler. Elektrik direği dibinde demişler ama suyu bağlı olup olmadığını söylememişler. Elektrik direği ve tellerini zaten biz de fotoğraflardan buradan görebiliyoruz. Tabii bir uyarım da sizlere, mutlaka almadan önce elektrik kurumuna, su kurumuna gidip bu yerlere elektriği bağlı mı, suyu bağlı mı, ya da ben buraya elektriği, suyu bağlatabilir miyim gibi soruları oralarda sormanız lazım bu tip yerleri almadan önce. Peki canlar, şimdi mesafe ölçümümüz nedir? Mesafeye geldiğimiz zaman Nazilli ve Beğerli Mahallesi arasındaki kilometreyi hemen Google Maps'ten bakıyorum ben. 24 dakika 20 kilometre bir mesafe var merkeze. Bu da az bir mesafe değil canlar. Beğerli şurası, görmüş olduğunuz gibi Nazilli'ye mesafesi de 20 kilometre. Yani bir yer alırken bunların hepsine dikkat etmeniz lazım. Madalyonun bir diğer yüzüne dönecek olursak da 190 bin liraya alacağınız bir yer genelde tarla olacaktır. Bunları farz-ı misal söylüyorum. Nazilli'ye yakın yerlerden belki bir tarla şuralardan falan böyle bulabilirsiniz ama üzerine yapı yapmanız mümkün değil. Bağ evi yapmanız için de en az 5000 metrekarenin üzerinde bir yer almanız lazım. Onları da böyle bu fiyatlara bulamazsınız. Hem şehre yakın. Bunlar neyi avantajı? Bunun avantajı üzerinde kargir bir ev olması, köy yerleşik alanı içerisinde olması ve bunların üzerine ev yapabilecek olmanız.
Bunların avantajı bu. O yüzden zaten bu yayınları yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Aydın, Nazilli, Beyerli Mahallesi'ndeki bu ilan 190 bin liradan 31 Mayıs 2023 tarihinde Yılmaz Güneş, Yıldız Gayrimenkul adına ilan sitesine vermiş. Telefon numarası 0533 667 46 48. 0533 667 46 48. Canlar, ikinci ilanımızda Balıkesir Sındırgı Büyük Dağdere Mahallesi'nde 499 bin lira 134 metrekare büyüklüğünde, yani 134 metrekare bir bahçe içinde yapılmış 90 metrekare kullanım alanına sahip yine bir taş yapı. Bu taş yapının dışı görmüş olduğunuz gibi sağlam gibi gözüküyor. Merdivenlerinde onarımlar yapılmış. İçinde bakın böyle tabanlara şap dökülmüş. Tavanları da onarılmış. Pencereler demir şu anda. Pimapen olarak görmüyorum ben. Demir pencerelerim var. Bu şekilde böyle üstün körü bir şeyler yapılmış ama içinde yine ince olarak ufak tefek masrafları yine olacaktır bu yerin. 499 bin lira yazmışlar. Geçtiğimiz senelerde buralarda 150-130 bin liraya yerler satılıyordu. Ama bu biraz da elini ayağını düzeltmişler. Bahçe peyzajı da tabii sizlere kalmış. Balıkesir Sındırgı Büyük Dağdere Mahallesi'nde burası da. Açıklamasına da acil ihtiyaçtan satılık olup fiyat sondur ve çok kısa süreliğine geçerlidir. Sındırgı Büyük Dağdere'de bakımları yapılmış satılık müstakil ev. Evimiz 134 metrekare arsa içerisinde olup müstakil tapılıdır. Büyük Dağdere Köyü Sındırgı ilçe merkezine 15 dakika mesafededir. Evimiz Büyük Dağdere Mahallesi'nin merkezinde olup taşınmaya hazırdır. Ulaşımı çok kolaydır. Ev 2 artı 1 olup yaklaşık 90 metrekare demişler. Evimiz muhteşem doğa manzaralı ve havadar bir yerde konumludur. Bakımları çatı, banyo, tuvalet, mutfak vesaire yeni yapılmış olup hiç kullanılmamıştır. Kaçırılmayacak fırsat evdir. Evet, çatıda önemli. Çatıda da bakımlar yapılmış, onarılmış derler. Peki o zaman hemen Balıkesir Sındırgı, yani Sındırgı'yla Büyük Dağdere'ye bakalım arkadaşlar. Mesafesi neymiş? Sındırgı Balıkesir'e gidelim ve hemen Büyük Dağdere'ye de bakalım. Büyük Dağdere ile arasındaki mesafe 15 kilometre. Büyük Dağdere bakın şurası 23 dakikada bu mesafeyi alabileceğiniz bir uzaklıkta, 15,8 kilometre Sındırgı'nın merkezine burası. Bunun telefonunu da vereyim şimdi sizlere. Denizmaraş 19 Mayıs 2023 tarihinde bu ilanı Mavi Reality gayrimenkul adına atmış. 0549 715 82 46 0549 715 82 46. Şimdi yine Balıkesir'de bir yer daha var. Bu da Dursun Bey'de. Buna da aynı parayı istiyorlar. Bu ilanı da aldım. İkisine aynı arka arkaya aldım bu ilanları. Bu da 150 metrekare. Mesela diğeri Sındırgı'daki 134 metrekare. Dursun Bey'deki de 150 metrekare yazmışlar. 499 bin lira. Fiyat aynı. Şimdi mesafelere de bakacağız. Diğeri 15,8 kilometre bir mesafesi vardı. Bunun da şöyle fotoğraflarını büyüteyim. Bu diğeri gibi şey değil. Hani bakımları yapılmış değil. Mesela merdivenleri falan duruyor ama sanki hani böyle bir badana dediğimiz üstünden geçilmiş bir badana yapılmış. İçi de bakın bu şekilde. Yine tavanları da sağlam gibi, tabanları da düzgün gibi gözüken bir yer. Manzarası da şuradan çok güzel bir manzaraya hakim. Bakalım ne yazmışlar. Acil satılık olup fiyat sondur ve çok kısa süreliğine geçerlidir. Dursun Bey'in en büyük mahallesi Selim Ağa'da 185 metrekare içerisinde tam müstakil. Ha, 150 de değil. 185 metrekare içerisinde tam müstakil iki katlı dubleks muhteşem bir ev, tadilatlı oturmaya hazır. Ulaşımı çok rahat, görülmeye değer bir yer. İlçe merkezine 8 kilometre. Ha, bu daha yakın. Okul, hastane, ulaşım vesaire sorunsuz bir lokasyonda, kaçırılmayacak fırsat. Evet canlar, bu da yine aynı emlak ofisinin ilanı. Balıkesir Dursun Bey Selim Ağa Mahallesi diyorlar. Peki o zaman hemen Dursun Bey ile arasındaki mesafeye bakalım. Dursun Bey Balıkesir
Evet, Dursun Bey Selim Ağa'da demişler. Selim Ağa'yı hemen bulalım. Selim Ağa, Dursun Bey 20 dakika 21,2 kilometre. 8 dakika demişler ama biz nereden alacağız? Evet, şuradan alacağız. Selim Ağa, Dursun Bey biraz daha ileriden göstermiş. 12 kilometre arkadaşlar. Diğerinden daha yakın bir mesafede Dursun Bey'e. Harita şuradan algıladı ama Selim Ağa burada. Yani Selim Ağa'dan, Selim Ağa'nın merkezinden, burada Konak Market yazıyor, Selim Ağa ilk ortaokulu yazıyor, ortaokul da varmış. Yani buradan mesafesi 12 kilometre, yaklaşık bir 15 dakikada Dursun Bey'in merkezine, devlet hastanesine falan böyle önemli tabir ettiğimiz yerlere ulaşabileceğiniz bir mesafede burası. Sanki biraz daha avantajlı gibi gördüm ben. Hem metrekare olarak büyük, hem de merkeze yakınlık olarak daha yakın. 499 bin lira demişler buraya. 17 Mayıs 2023 tarihinde Deniz Maraş, yine Mavi Reality gayrimenkul firmasının ilanıyla ilan sitesine atılmış. 0549-715-8246 0549-715-8246 numaradan bu ilana da ulaşabilirsiniz. Bir başka ilanım 755 bin lira. Balıkesir'de yine. Balıkesir bugün bayağı bir ilan girmişler Balıkesir'den. Balıkesir Karesi'de, Yeniköy Mahallesi'nde bu da. Arkadaşlar 713 metrekare, 755 bin lira diyorlar. Metrekare ve fiyat hemen hemen uyumlu gibi. Evimiz yine şu Tem'in diğer eve de benziyordu. Benziyor sanki biraz. Böyle yapı itibariyle iki katlı. Yanında yine ahır var ama burası kullanılamaz hale gelmiş. Evin içi de biraz masraflı. Yine pencereler demirden. Manzarası çok güzel. Bahçeye metrekaresi de güzel. Şimdi bütün bunları söylerken buradan gezmesi, şu olağanüstü güzelliklere bakmak inanın çok güzel. Bana da çok keyif veriyor. Ama mutlaka gidip bu tür yerleri yerinde görmek lazım. Bakın mesela şurada. O merdivenlerden çıkıştaki balkonun hep duvarlar çatlak ve şurası artık balkonun olduğu yer, çökmek üzere. Bunları mutlaka yakından gidip görmek lazım canlar. Tapusu mesela öz niteliğinde aynen biraz önce bahsettiğim gibi, bakın avlulu kargil ev ve ahır ve ambar olarak geçiyor. Bu çok güzel. İşte bu tür yerleri sorunsuz şekilde tadilat ruhsatıyla tadilat yapabilirsiniz. Ya da yeniden projelendirip köy imarı içerisinde ve yerleşim alanı içerisinde olduğu için rahatlıkla bir yapı üzerine yapabilirsiniz. Balıkesir Emlak Ofisi aracılığıyla Balıkesir Karesi Yeniköy Mahallesi'nde köy merkezinin içinde avlulu kargil evi ve ahırı bulunan, altyapıları hazır olan, içerisindeki yapılar masraflıdır. Mahalle merkezinde tren istasyonu durağı bulunan, mahallede ilkokul, ortaokul, market, cami ve kahvehane bulunmaktadır. İstanbul-İzmir otobanı gişelerine 2,5 kilometre mesafesi olan satılık 713 metrekare müstakil ev. Fiyatta pazarlık vardır demişler. Canlar, burası mahalle olarak geçiyor. Yani aslında hem doğada yaşayacaksınız hem de şehire yakın olacağım dediğiniz zaman işte böyle bir yer. Metrekaresi de büyük ama fiyatı bilmiyorum sizlere büyük gelebilir mi? 755 bin lira isterler buraya. Karesi Yeniköy Mahallesi'ne zaten Google'dan bakmaya gerek yok. Bakın Yeniköy Bucağı diye geçiyor zaten. Merkezde. Merkezin hemen mahallesi, Yeniköy'ün mahallesinde diye geçer burası arkadaşlar. Telefon numarasını verelim. 15 Mayıs 2023 tarihinde bu ilanı İsmail Gençürek ilan sitesine vermiş. 0531-490-80-84 0531-490-80-84. Ve nereye gidiyoruz canlar? Aydın'a gidiyoruz. Aydın Karpuzlu Tütünlük Mahallesi'nde 550 bin liraya bulduğum bir yer var. Ve yeni atılmış, bugün atılmış 3 Haziran 2023 tarihinde bu ilan. 268 metrekarenin üzerinde taş ev diye ilana atmışlar. 13 tane fotoğrafı var. Şöyle bir giriş var. Şuradan merdivenler deniliyor. Aşağıda motosikletleri için bir garaj gibi ya da hayvanlar için belki bir barınak gibi düşünebilirsiniz. Tavanları fena değil. Yani evin içinde masrafları olmasına rağmen, bakın avlulu kargil 2 ev diye geçiyor burada.
Okuyacağız şimdi açıklamasını. Ve Karpuzlu Devlet Hastanesi falan böyle o merkeze de yakın bir yer olarak gösteriyor. Onlar da 1 saat 2 dakika nereyi hesaplamışlar? Bodrum Milas Havalimanı'nı hesaplamışlar. Akbükü plajına 1 saat 35 dakikada gidiliyor. Onu hesaplamışlar. Bakalım ne yazmışlar? Lütfen dikkatle okuyun. Lütfen demiş satıcısı. Aslında mutlaka hepinizin şu açıklamaları dikkatli okumanız gerekiyor. Doğru bir uyarı bu. Aydın Karpuzlu ilçe merkezinde 268 metrekare imarlı arsa üzerine yapılmış yasal su ve elektrik bulunan, kerpiç garajı ve bahçesi olan market, fırın, lokanta, eczane, okul, hastane gibi her türlü ihtiyaç yakın konumda. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hem köy yaşamı hem de şehir yaşamı ikisi birbirine yakın bahçeli bir yerden bahsediyoruz. Eski Kargil müstakil ev gerekli tadilat ve tamirat yapılması durumunda güvenle, konforlu ve rahat şekilde yazlık ev gibi de kullanabilirsiniz demiş. Yani sürekli kalmayacaksanız yaz aylarında gidip işte köyüm yok diyenlere belki bir köyünün olma fırsatı gibi bir şey bu. Lütfen il merkezlerindeki apartman veya bahçeli villa beklentisine girmeyin. Burada meslektaşım gerçekten bunu doğru yazmış. Şehir merkezlerinde yani büyük şehirlerde ki iki katlı o dubleks villaları falan görüyoruz ya hep etrafımızda. Şimdi kırsal kesime gittiğiniz zaman görmüş olduğunuz köy evleri sizlerde hayal kırıklığı yaratmasın. Onun için diyorum ki mutlaka gidip görün hem o köyü hem o bölgeyi gezin diyorum. Onlar gibi olmayacaktır çünkü. Tek tapu müstakil parsel bu ev için ödediğiniz paranın sıfır otomobil almaya bile yetmediği gerçeğini unutmayın demiş. Bodrum Havalimanı'na 1 saat, Akbük Plajı'na 1,5 saat. Bu fiyata size ait bahçeli bir eviniz olacağını da unutmayın. Lütfen değerlendirmenizi yaparken finansal gerçeklik ve emsalleriyle yapmanızı önemli rica ediyorum demiş. Şimdi yer merkezde arkadaşlar. Yer merkezi bir yer. 268 metrekare ve 550 bin lira isterler. Bana açıkçası şimdi yere de bakacağız. Cazip geldi burası. İçinde güzel şöyle ağaçlar falan da var. Bahçesinin içinde. Müstakil bir tapu. Tütünlük Mahallesi. Burası da kırsal bölge olmadığı için bakın Karpuzlu burası. Karpuzlu zaten bir merkez. Yani devlet hastanesinin, ATM'lerin, postanenin olduğu bir merkez. Ve merkeze yürüme mesafesinde o merkezin mahallesi burası. Onun için canlar buradaki 550 bin lira bence normal şartlarda istenen bir para. Evin masrafı var ama çok da yani zaten sıfırdan yapmaya kalkarsan şu evi oraya yapamazsın. Bu paralara da yapamazsın. 268 metrekare arsa alıyorum gibi düşün ama üstünde de bir çatım var yine de. Böyle de olsa bir ev var içinde. Yani beğenmiyorsan tabii paran varsa yıkar yaparsın ya da başka yerler yaparsın, bakarsın, başka yerlere bakarsın. Makul gibi gördüm ben. 3 Haziran 2023 tarihinde yani bugün yine atmışlar. Cumartesi günü yapıyoruz videomuzu. Mustafa Sönmez Coldwell Banker Birikim Gayrimenkul adına ilan sitesine atmış 0542 736 33 75 0542 736 33 75 canlar. Bir diğer ilanımıza gidiyoruz. 450 bin liraya Manisa Demirci Kerpiçlik Mahallesi'nde yine müstakil bir ev 450 bin liraya satışa konulmuş ve ilan tarihi de yine bugün. 328 metrekare arkadaşlar bir alana sahip. 328 metrekare alanın içinde de şöyle görmüş olduğunuz tamamen tadilata, tamirata ihtiyacı olan ev. Mesela diğer Aydın'da baktığımız evle mukayese edersek o ev daha iyi bence. 550 bin lira merkeze de yakın. Bunun merkeze yakınlığına, uzaklığına da bakacağız tabii. Bu da bahçeli ahşap ev ve samanlık olarak geçiyor öz nitelik bilgisinde. Öz nitelik bilgisinde bağlı detaylara da baktığınız zaman mesela alan metrekare olarak 76 metrekarelik bir yapı, 38 metrekarelik bir yapı olduğu da göze çarpıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani 76 metrekarelik bir evin üzerinde olduğunu,
Onunla birlikte 38,66 metrekarelikte bir diğer başka bir yapının işlendiği, tapuya işlendiği netlik kazanmış. Yani ne olur bu? Rahatlıkla tadilatınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üzerinde işli bir yapı var. Tabii bu Demirci Kerpiç Mahallesi'ni düşünenler varsa. Şimdi okuyalım. 146 ada 5 parseldeki 328 metrekare müstakil bahçeli kargir evimiz 450 bin TL'den satılıktır. Evimiz termal kaplıcalar bölgesinde çevre kaplıcalara çok yakın konumu ile öne çıkıyor. Demirci ilçesine 7 kilometre, çevresindeki köylere 4,5 kilometre mesafesiyle tam bir merkez konum halinde kalıyor. Köyümüz oldukça büyük, gelişmiş, çoğu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalttır, Demirci ilçesinin öne çıkan köylerindendir. Ev 2 katlı yaklaşık 80 metrekarelik alanda, alt katı bodrum 50 metrekare, hemen yanında dam 40 metrekare olarak kullanılmaktadır. Geniş bahçesi ve köy merkezine yakınlığı ile emsallerine göre bir adım öne çıkmaktadır. Elektrik, su ve kanalizasyon tesisatı kullanılır durumdadır. Bu çok iyi. Evimiz şehir hayatından uzaklaşıp yeni bir kasaba hayatı kurmak isteyen ailelerimiz için uygundur. Ufak bütçeli bir tadilat ile kullanılır hale getirilip şehir stresinden uzaklaşıp bu sevecen sıcakkanlı köyde yeni bir yaşama adım atabilirsiniz demişler. Köyün iklimi Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa bağlıdır. İlk öğretim okulu varmış bakın. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, PTT acentesi, ulaşımı sağlayan yol, asfalt, elektrik ve sabit telefon var. Araç takasları da değerlendirilebilir demişler. Yani araçta takas kabul ediyorlar canlar bu burada. Peki Demirci ile Kerpiçlik Mahallesi arasına bakalım. Manisa Demirci diyelim. Ve Kerpiçlik. Kerpiçlik Manisa Demirci. Şimdi burada Kerpiçlik şurada kalıyor. Demirci'ye 9 kilometre yani 19 dakikalık bir mesafede ama kendi içinde genelde her şeyi olan bir yer. Merkeze de 19 dakikalık bir uzaklığı var. 9 kilometre. Aslında 9 kilometreyi 10 dakikada da kat edebilirsiniz ama diğer programlarda da söylüyorum. Belki yeni katılan canlar var. Onlara da hoş geldiniz diyeyim bu vasıta ile. Yollar bakın çok virajlı. Virajlı olduğu için de maalesef 19 dakika sürebiliyor. 10 kilometrelik bir yol aslında. Telefon numarasını verelim. 3 Haziran 2023 tarihinde bu ilanı Metin Danacı DNC Emlak olarak emlak sitesi sayfasına ilan olarak girmiş. 0542-586-1347 0542-586-1347 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz canlar. Bir başka ilana geçiyorum. Bu da Tekirdağ Süleymanpaşa Yenice Mahallesi'nde İstanbul'a yakın olsun isteyenler var. İstanbul'a yakın olsun diyen canlar var. Metrekare çok güzel, yakınlık çok güzel. İstanbul'a yakın 785 metrekarenin içinde satılık müstakil ev bulamazsınız. Aslında bu da cazip gördüğüm ilanlardan bir tanesi bakın. İstanbul'a yakın olsun isteyenler varsa. Fotoğrafları büyüteyim hemen. Tekirdağ Süleymanpaşa'da. Bizim burada arkadaşımızın bir şeyi vardı, arsası vardı hatırlarsanız 145 metrekarelik bir arsası vardı. 450 bin liradan kanalımıza satışa sunmuştuk o arsayı hatırlarsanız. Buraya çok yakın orası da, denize de yakın. Ev tamam, ev hakikaten tadilata tamamen ihtiyacı olan bir ev ama muhteşem bana göre bir bahçesi var arkadaşlar. Bakar mısınız bahçedeki ağaçlara? Yani burası ufak bir bakımla şahane bir yazlık olabilir. Bakın İstanbul'a yakın olsun isteyenler varsa 506 metrekare gayet de büyük bir yer. Öyle küçük bir köy falan da değil burası. Ben gittim buraları gezdim. Gerçekten güzel. Bu da cazip olan bir başka ilan tavsiye edebileceğim. Best Yatırım'dan Dağ Yenicesi Mahallesi'nde köy merkezine yakın konumda Ganos Dağları'nın eteklerinde oksijenin ve temiz havanın bol olduğu bir yerdir. Tekirdağ merkeze 55 kilometre mesafede yaklaşık 45-50 dakika. 3 oda bir salon yaklaşık 80 metre kullanım alanına sahip ve içeride tadilat masrafları bulunan tek katlı yapıdır. Yapı taş bina ve ateş tuğla karışımı olması sebebiyle çatısı aktarılarak tadilat yapılarak kullanılabilir vaziyettedir. Sebze ve meyve ekebilecek bahçe alanı içerisinde çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır ki ben o ağaçlara gerçekten bittim.
Taşınmaz tapuda vasfı kargir ev geçmektedir ve deprem sigortası da mevcuttur. İşte bu. Yani kargir ev de kargir ev diye geçiyor. Deprem sigortası da yapılan bir yer. Elektriği, suyu bağlı arkadaşlar. Burayı düşünebilirsiniz. Metrekaresi bana çok cazip geldi buranın. Şöyle bir videosu da var. Videosunu da izleyelim. Bakın. Yani hakikaten şu ağaçları zaten böyle bu şekle bile getiremezsiniz. Bilmiyorum. Hep soruyorlar İstanbul'a yakın yer var mı diye. Alın buyurun, İstanbul'a yakın yeni bir ilan. Yeni atmışlar ilanı. Bu tip yerleri de kaçırmamak lazım. Ev full tadilatlı arkadaşlar. Hatta bilmiyorum, belki yıkıp yerine yeni bir evde yapabilirsiniz. Taştan ya da prefabrik olabilir. Tekirdağ bölgesinde, Trakya bölgesinde çok prefabrik yapan firmalar da var. Onlarla da anlaşabilirsiniz. Ustaların işte gelip gidebileceği yerler bunlar. İstanbul'a yakın olduğu için, merkeze yakın olduğu için, Tekirdağ'da olduğu için rahatlıkla usta da getirebilir. Orada bir kendinize taş evde yaptırabilirsiniz. Şeye yine bakalım. Bakalım Süleymanpaşa ve Süleymanpaşa, Tekirdağ diyelim ve Yenice'ye bakalım. Haritadan da görün. Evet. Süleymanpaşa ve Tekirdağ Yenice arası 41 kilometre. 41 kilometre ama zaten bu Yenice'de şöyle söyleyeyim size, bakkalınız, manavınız falan her şeyiniz var. Onun dışında şu Uçmakdere var burada, paraşüt alanı burası. Yamaç paraşütü çok yapıyorlar. Aşağıda oteller, A101'ler, işte Bin Marketler veya Migros marketlerin hep olduğu yerler. Bakın şu Gaziköy de öyle. Buralar yakın. Tekirdağ merkeze, yani alışveriş için Tekirdağ merkezine gitmenize gerek yok. Bütün bu köylerin etrafındaki Oruçbeyli, Işıklar, Semetli, Arpa, Tatarlı, Beyoğlu, Sırtbey, yani bunların hepsinde zaten kurulan pazarlar da var. Güzel bir yer. Kumbağa yakın. Deniz isteyenler varsa aşağı yukarı Kumbağa'da 15 dakikalık, 20 dakikalık bir mesafesi var. Deniz isteyenler olursa bence bunu da değerlendirin derim. 3 Haziran 2023 tarihinde vermişler ilanı. 505 metrekare, 785 bin TL isterler bu yer, buraya yere. Metin Güler atmış bu ilanı Best Yatırım Gayrimenkul adına. Telefon numarası 0545-280-5253. 0545-280-5253 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Evet. Çanakkale. Çanakkale Yenice Karadoru köyünde yine 3 Haziran 2023 tarihinde bir ilan var. Bu da 714 metrekare. Kerpiç, samanlık ve arsası harika manzara. Kerpiç, samanlık ve arsası demişler. Bakalım. Şimdi hem burada derste çalışalım. Yer şu arkadaşlar. Biraz şöyle dağ köyü, yukarı çıkış ve kot farkı olan bir yer gördüğünüz gibi. Yalnız bundaki nitelik samanlık. Şimdi 714 metrekare kerpiç, samanlık ve arsası. Ya Murat, biz şimdi buraya evi nasıl yapacağız? Önce onu konuşalım. 714 metrekare, metrekaresi çok iyi ama kerpiç, samanlık ve arsası olarak geçiyor. Burada bunu resmi kanaldan yaptırmanız biraz mümkün değil arkadaşlar. Ancak köy alanı olduğu için, köy yerleşik alanı olduğu için diyorum ya size, imar müdürlüğüne gidin, ben buraya ev yapabilir miyim? Size kim ne derse desin. İlanlarda tiny house koyabilirsin, yok efendim prefabrik ev koyabilirsin. Hayır. Sen imar müdürlüğüne gidip oradan öğreneceksin. Esas bilgiyi oradan alacaksın. Vatandaşsın, soracaksın. Kardeşim, ben buraya yerleşmek istiyorum ve buraya almak istiyorum. Fakat kerpiç, samanlık ve arsası olarak geçiyor. Buraya kendime yaşam kurabileceğim bir ev yapabilir miyim? Bana imar müdürlüğü, belediye buna izin verir mi? Biz İstanbul'da bu işi yıllardır yapıyoruz. Bahçeli Evler bölgesindeyim. Eski canlar bilir, aile üyelerimiz. Biz bile burada herhangi bir yere gittiğimiz zaman, yani bir ev gördüğümüz zaman imar müdürlüğüne gidiyoruz. Kardeşim, biz burayı alacağız. Zaten eksper gönderiyoruz, o ayrı bir şey ama.
Alacağımız yeri bir de kendimiz sorguluyoruz. Alacağız ama herhangi bir sıkıntısı, problemi var mı diye. Memurlar bu konuda gerçekten arkadaşlar her yerde yardımcı oluyorlar. Mutlaka sizlere de yardımcı olacaklardır. Çünkü büyük şehirlerden kalkıp oraya gittiğiniz zaman ufak yerlerde inanın daha da insanlık ön planda. Daha da insanlar, daha insan orada. Onun için yardımcı olurlar. Aman ha diyorum, dikkat. Şimdi Çanakkale Yenice Karadoğru 714 metrekare kerpiç samanlık bir arsası. Karadoğru köyünde bir arsa, iki kerpiç evimiz vardır. 714 metrekare olan, ha bakın şimdi burada diyor ki bir arsa, iki tane kerpiç ev var. 714 metrekare olan, yani bu baktığımız olana 425 bin lira diyorlar samanlık olana. 962 metre olan kerpiç eve 575 bin lira diyorlar. Bak bu daha mesela makul. 651 metrekare arsa olana da 375 bin lira istiyorlar. Şu 962 metrekare olan kerpiçe bence daha cazip gibi geldi bana. Tabii bu ilanı atmışlar. Aşağıya da, açıklamaya da onları yazmışlar. İyi yapmışlar bence de. Peki biz bakalım ya, bu Yenice ile Karadoğru köyü arasında ne kadar bir mesafe var? Yenice, Çanakkale diyelim. Yani değil mi, mesafeyi bir bakalım, dağ başında mı? 26 kilometre var arkadaşlar. Yok, ben vazgeçtim. 26 kilometre 34 dakika. O yolları da çok iyi biliyorum. Bu Çanakkale'nin iç taraflarından gelen yollarını. Yenice gerçekten çok güzel yer. Bu arada onu söyleyeyim size. Gidenler varsa da mutlaka bilirler. Hakikaten çok güzel ve çok büyük bir yer ama mesafe çok uzak. Çok uzak abi. Bak buralarda mesela, şuralardan alışveriş yapabilirsiniz. Çakır, Karaköy, yukarı Karaaşık. Hani şuraları demiyorum. Bak Yenice'ye tam böyle yakınları da demiyorum. Mesela Seyvan. Buralarda gerçekten pahalı. Ama en azından bir 10 kilometre ötesinden bu tip yerleri bulduğunuz zaman alabilirsiniz. Yenice'ye gidin, mutlaka görün oraları. Gitmeyenler varsa tabii, gidenler varsa bilmiyorum. Yine de biz bunun ilan numarası, işte telefon numarasını verelim. 3 Haziran 2023 tarihinde atılmış. 425 bin liradan Türkay Yetkin, Gönen Taha Emlak. 0536 930 3282 0536 930 3282 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz kendisine. Ve son olarak da arkadaşlar, yine düşük bütçeli dostlara 230 metrekare 200 bin lira yazmışlar. Nerede? İzmir Kiraz Karaburç Mahallesi'nde. Bunu buldum. 10 tane fotoğrafı var. Taş bir yapı ama çok eski bir yapı gerçekten. Şöyle İzmir Kiraz'da. Yani zaten az resim çekmişler. Bir tanesi de iyice kötü çıkmış. İçinin halini çekmemişler. Demek ki içerisi daha kötü durumda. Dıştan gidip yakından bakmak lazım taşların sağlamlığına. Çatı onarımı ve diğer taş onarımları yapıldıktan sonra tabii içinde ne kadar masraf çıkar bilemiyorum. Şu günün şartlarıyla. Söz gayrimenkulden İzmir ili Kiraz ilçesi Yukarı Karaburç Mahallesi'nde taş işçilik sevenlere doğa ile iç içe altı önceleri dam olarak kullanılan, tadilat gerektiren iki katlı satılık köy evi. Taş işçilik seviyoruz tabii ama burada işçilik falan yok. Tamamen yeniden yapılacak bir yer var karşımızda. Ne olur bu tür yerlerde bu taşları yeni yapıda kullanma şansınız olur. O da bir avantaj teşkil eder. Canlar. Bir de videosu var. Bakalım videosu nasıl? 1 dakika 26 saniye böyle titrek bir video olmuş. Ama yine de belki bize fotoğraflardan daha çok şey anlatır gibi geliyor. En azından şu sağ taraftaki yer boş. İçerideki ağaçları görebiliyoruz. Sanırım şu incir ağacı. Ya o kadar kötü bir video çekmişler ki, inanılmaz kötü. Şu an yerleri gösteriyor. Evet, etrafında şöyle. Yani yandan göstermek istemiş ama kamera hep yerde, elde değil. Ne güzel, ben de sevindim. 1 dakika 26 saniyelik bir video var.
baya bize yardımcı olur diye, ama en azından şu ağacı da gördük. Şu ağacı göremiyorduk. Evin hemen yan tarafında, dibinde, arka tarafında kalmış. Bu ağaç da oraya ait sanırım. Ağaçlar güzel, harika. Keşke şuradan bir de manzara yakalayabilsek diyeceğim ama pek mümkün değil sanırım şu çekimle. Evet, şu an aslında evin tam yanında. Biraz sağa doğru çevirse manzarayı göreceğiz ama bu sefer de eve doğru çevirdi. Her yer çöp dolu, görüyor musunuz ya? Yani köylerde bile her yer çöp dolu. Yok abi, yok. Neyse. Kirazla karaburşa bir bakalım. Şimdi sinirlenip de insanlara bir şeyler söylemeyelim yine. Kirazla karaburç. Kiraz İzmir. Yakın. 9 kilometre, 14 dakika, 15 dakikalık bir mesafede. Karaburç burası. Hemen şurada bir süpermarket var. Karaburç Cumhuriyet İlk ve Öğretim Okulu var. Karaburç güzel bir yermiş aslında. Yani merkeze de mesafesi, Kiraz'ın merkezine mesafesi de 15 dakikalık bir mesafede. İşte diyorum ya, yani kendi elinden varsa, gelen varsa, akrabası varsa, iki kardeşlerse bir araya gelip yapabilecekleri, belki yaz aylarında gidip kalabilecekleri, belki de sürekli hayatlarını idame ettirebilecekleri 200 bin liralık bir yer arkadaşlar. 230 metrekare. 230 metrekare imarlı bir arsa. Bugün Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde daha ucuza bulabilirsiniz ama merkeze yakınlığı 9 kilometre olduğu için yine bunu da ilanlara almak istedim, listeye almak istedim. Düşük bütçeli canlarımız var. Hayatını da orada tümüyle idame ettirmek isteyen insanlar da var. Ben mesela farklı düşünüyorum. Hani postanesi şeyi, o su bu su yakın olsun falan diye, ama bazı insanların da maddi gücü olmadığı için işte 700-800 bin lira çıkamıyor veya milyonun üstlerine çıkamıyor, ama bu tür yerlerde ben hayatımı idame ettiririm, farklı işlerde çalışırım diyen insanlar da var. Onun için belki onlara cazip olabilir. 11 Mayıs 2023 tarihinde atılmış bu ilan. Erkan Öz tarafından. Söz gayrimenkul 0530 588 2594. 0530 588 2594. Bu da son ilanım. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Lütfen programın başında da söylediğim gibi abone olmayı, yayını paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım, emeğe saygı olarak. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu diliyorum. İş yerlerinizde, evinizde beni ağırladığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yüce Allah'ım hepinizden razı olsun. Sizi sevenler için, sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.